Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kısa kısa videolar atacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar buradaki görüntüyü değiştirdim. Buraya lapis testere salmıştım biliyorsunuz. Buradaki lapis testerin birçoğunu verdim. Çok az kaldı, yani bir 30-40 tane kaldı burada. Bunlar da boylansın burada. Daha geride çok yavrum var. Şöyle bu kova ne diyeceksiniz burada arkadaşlar? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Melek balıklarımın şurada bir küp vardı. Dün akşam bir eşleşme yaptılar arkadaşlar. Yumurta falan döktüler, eşleştiler. Onları aldım. Şimdi yukarıdan da çekeceğim, göstereceğim. Kısa videolar çekeceğim. Şu erkeğimiz arkadaşlar. Normalde eş tuttuğu balık şu erkek beyaz. Şöyle bir odaklama sorunumuz var. Evet. Bu melek arkadaki normal melek de normal bir şekilde eşti, ama Trofeus akvaryumda olduğu için bu canavarlar, şurada saklanan canavarlar da balıkları bunların arasından alınca bunlar da saklanma eğilimleri gösterdi, öyle söyleyeyim. Bunlar rahat bırakmıyordu bir şekilde, meleklerin yumurtalarını falan yiyorlar diye düşünüyorum. Dün akşam takip ettim arkadaşlar, şuradaki güzel dişimiz. Şuradaki alt tüpçük çıkartmıştı, üreme organı olduğu yerde. Sonra baktım, şuradaki küp, bir tane küp vardı arkadaşlar. Onun üstünü temizliyor. Tesadüf, zaten ben eve geldiğimde başladı eşleşmeleri. Erkek onun yanına yaklaştırmıyordu. Dişiyi buradan aldım. Kendi eş tuttu dişiyi, öyle söyleyeyim. Buradan aldım. Aldıktan sonra dişiyi biraz hırpaladı falan. Tabi dişi yumurta dizmişti biraz. Gene küpün oraya gidip yumurta dizmeye devam etti arkadaşlar. Ve yumurtaları yaptı arkadaşlar. Bir sürü yaptı ama. Yani birçoğunu yediler falan. Ama birçoğu da kaldı. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Yumurtalarını da gösterelim hemen. Arkadaşlar metelen mavisi koydum. Şurada küpte gördüğünüz gibi dün akşamdan bu yana mantarlaşan yumurta da var arkadaşlar. Ama mantarlaşmayan yumurta da çok. Şöyle odaklayabilirse. Şu an şeffaf gibi görülen balık yumurtaları yaklaşık bir 100'e yakın var. Mantarlaşan da bir 20-30 tane var. Sabah da bir 20-30 tane vardı. Ben onları şöyle ayırdım. Attım. Metilen mavisi ve oksijen veriyorum. İnşallah umudum buradan biraz da olsa yavru çıkması. İlk deneyimim zaten bu melekle ilgili. Çok sevinirim eğer çıkan yumurta olursa. İnşallah çıkarlar diye düşünüyorum. Bakacağız şansımıza, çıkmazlarsa da dişi olanı artık biliyoruz. Yavru yapan dişimizi. Onunla şuradaki yavru akvaryumunu boşaltıp bu akvaryumdaki Tayland fil kulak yavrularını şurada bir takım bıraktım. Diğerlerini sahiplendirmiştim arkadaşlar. Bunlar da çoğalmış, yavrulamış şöyle. Bir bitki attım. Bunun içinde bir 7-8 tane yavru gördüm. Belki daha fazladır. Şöyle bir bitki gibi bir şey var, yapay. İçinde saklanıyorlar. Burada da zaten 20-25'e yakın geri kalan balıkları var, yavruları var. Burada da red tailerimiz var, çoğalıyorlar. Geçen hafta ayırdım dişiyi, bir türlü yavrulamadı arkadaşlar. Beklemekteyim. Yavrularsa şurada da iyi olacak. Şöyle aslında bu yavruları arkadaşlar dişi erkek ayırabilseydim, şöyle güzel bir akvaryuma koydum onları. Ama Artemia'ya vermiyorum, yerim yok. Normal kuru yemle büyümelerini bekliyorum şu an için. Ağır oluyor. Yerim olsa dişi erkek ayrımı yapabilsem, yani şu akvaryumdaki koyunları elimden çıkartmayı da düşünebilirim. Bilmiyorum, biraz büyürlerse. Belki buraya dişi erkek büyükleri de buraya alabilirim, bu büyük akvaryuma diye düşünüyorum. Buradaki bir çiftimi de yukarı alıp diğer çiftimi de bir yanındaki akvaryuma kaydırabilirim. Buradaki balıkları da buraya alıp yavruları da şu akvaryumu bölüp camla buraya alabilirim diye düşünüyorum.
Bizim tabii projem vardı arkadaşlar. Bu proje biraz uzuyor. Niye uzuyor? Aslında para falan da değil. Mevzu bahis. Çocuk odasına koyacaktım. Orayla ilgili biraz sıkıntılar çıktı. Eşim pek yanaşmadı gibi. Hayırlısı olsun. Bakacağız artık arkadaşlar. Yer ve imkan doğrultusunda çeşit balık yapmak istiyorum. Çok daha fazla çeşitler. Olursa inşallah olacak. Burada ramirazilerimiz var arkadaşlar. 4 tane. 2 dişi erkek diye tahmin ediyorum. Bunları da şimdi böyle attım. Burada yer tutmadılar bunlar böyle. Ama yakın zamanda alışacaktır. Melekleri aldım. Bir hafta 10 gün içerisinde yumurta dizdiler. Demek ki böyle sakin Lepistes akvaryumunda daha bir güvende hissediyorlar. Bir de burada su değişikliği de oldu. O yüzden üreme eylemine girdiler diye düşünüyorum. Bir ramirazilerden de bir yumurta olayına girişsek harika olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video olsun istiyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.